Lübnan'la İsrail arasında yapılan deniz yetki sınır anlaşmasının bölgedeki dengeleri nasıl değiştireceği tartışılıyor. İki ülke yetkililerinin 31 Ekim'den önce Birleşmiş Milletler nezdinde bir araya gelerek anlaşmayı imzalaması bekleniyor. İsrail'e deniz anlaşması müzakerelerini sonuca ulaştıran Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın parti yöneticisi ve partinin uluslararası ilişkiler sorumlusu Beşir Hattat, Türk basınına açıklamalarda bulundu. Hattat, Türkiye'nin mevcut fırsatları değerlendirebileceğini söylüyor. Aralık'ta tüm sahalar için ikinci lisanslama turu yapılacak. Eğer Türkiye teklif verir ve katılırsa, Lübnan bundan büyük memnuniyet duyacaktır, dedi. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren anlaşmayla ilgili Beşir Hattat, doğal gaz sahalarımızın geliştirilmesi, üretim ve ihracat yapılması için Türkiye'nin potansiyel bir stratejik ortak olacağını öngörüyoruz. Özellikle Türkiye'nin boru hattı şebekesi ve Türkiye pazarı ya da ihracat kanalıyla bunun yapılabileceğini düşünüyoruz, dedi. Hattat, henüz deniz bölgesinin İsrail'in kıta sahanlığı olarak sayıldığından hareketle, Filistin devleti bir gün kurulduğunda anlaşmanın olduğu gibi Filistin'le Lübnan arasında geçerli olacağını söylüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 2007'de imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması, Lübnan parlamentosunda onaylanmadı. Ayrıca Lübnan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yerine Türkiye ile yapacağı bir anlaşmanın ülkeye 3957 km² deniz alanı kazandıracağı görülüyor. Hattat, Güney Kıbrıs'la ilgili parlamentodan geçen bir yasa yok ama kabine kararı var, diyor. Bunu parlamentoda yasalaşmamasının bir sebebi olduğu ve kararın değişmeye açık olduğu şeklinde yorumlayabiliriz.